Manşete hoş geldiniz. Gündeme geçmeden bir iki konunun altını çizmem gerekiyor. Sosyal ağlardaki bütün tartışmaları görüyorum. En azından başlık olarak önüme düşüyor. Ne bileyim işte zakkum tartışması. İsmi zakkum olan bir gruba konser izni verilmemiş. Neymiş zakkum? Cehennem bitkisiymiş. Bunu da işte bir din kurumu filan şikayet etmiş. Ondan dolayı konser yasaklanmış. Tarkan 9 Eylül konseri üzerine kopan polemikler. Eş zamanlı olarak Vahdettin vatan haini midir, değil midir? Ve pek çok şey bağlı olarak. Uzaktan seyrediyorum ve hiçbir biçimde bu konuda emin olun aklımın köşesinden bile geçmedi kalem oynatmak. Bunun lüzumsuzluğuna, gereksizliğine dair kalem oynatmak bile içimden geçmedi. Ama burada ifade ediyorum bir iki dakikayla. Allah aşkına bunun kimseye bir yararı yok bir. İkincisi, siz bunu kendi kitlenize, kendi mecralarınızda anlattığınızda ancak kendi tabanınızı kutuplaştırıyor veya kendi tabanınızı tahkim ediyorsunuz. Sizin kitleniz Vahdettin'in hain olduğunu kabul ediyorsa ona hain demenizin bir manası yok. Öyle kabul ediyor zaten. Onları ikna etmeye bir gereksiniminiz, ihtiyacınız, böyle bir ispat mükellefiyetiniz yok yani. Aynı şekilde Vahdettin'in bir Osmanlı padişahı olduğu veya Osmanlı bizim atamızdır, güzel işler yapmışlardır. Vahdettin de işte efendim kendi koşulları çerçevesinde şöyle yaptı, böyle yaptı gibi argümanlarla kendi mahallesine bir şey anlatmaya çalışanların da onları ikna etmeye ihtiyacı yok. Tıpkı Tarkan meselesinde olduğu gibi. Tıpkı zakkum meselesinde olduğu gibi. Tıpkı bir cami kürsüsünde imam kostümü giymiş bir vatandaşın hezeyanları üzerine kopan polemikler gibi. Fakat bunun üzerinden şu oluyor tabii. Enteresan bir şekilde diğer başka alanlarda olmadığı biçimde mahalleler amaçları doğrultusunda belli kötülemeler, belli gömmeler, belli saldırılar, belli harekatlar gerçekleştiriyorlar. Şimdi bunu gözlemliyorsunuz. Yani Türk solundan bir isim Vahdettin'le ilgili Atatürk'ün bir sözünü paylaşıyor mesela. Ama biliyoruz ki yani sen Atatürk'ten de haz ediyor diyorsun ki ama orada işine geldiği için Atatürk'ün sözünü paylaşıyorsun. Ya da Türk sağından bir isim bunun benzerini daha çarpıtarak yapıyor. Ya da işte bu din adamlarının veya imamların falan bir takım hezeyanları veya lafları üzerinden kopan şey. İşte en son işte sosyal ağlarda dolaşan bir görüntü. Rolls Royce'e binen bir imam sarıklı falan cübbeli bir adam bilmem ne. Kamera Rolls Royce'un etrafında dönüyor bilmem ne. Bir de böyle bir taraf var. Yani Orta Doğu'da özellikle İslami gruplar veya cihatçı gruplarda falan görüyorsunuz. Elinde Amerikan yapımı silahlar. İşte ne bileyim Japon yapımı, Güney Kore yapımı ciplere veya pikaplara biniyorlar falan. Amerikan yapımı iPhone'la falan veya işte neyse Güney Kore yapımı Samsung'la falan haberleşiyorlar. Gene global kendinin kurmadığı internet ağı veya hattı üzerinden filan. Tuhaf yani bir şey götürüyorsun ama kullandığın bütün araçlar senin savaş açtığın cepheye ait. Neyse kapa parantez. Tuhaf bir şey dönüyor ve insanlar belli amaca ulaşmak için veya belli konularda kendi kitlesini ikna etmek için İşine geleni gelmeyeni kullanıyor. Altını çizmeye çalıştığım bir konu da şu. Yani özellikle son dönemde evet AKP bence Türkiye Müslümanlığına büyük zarar verdi. Ve Türkiye Müslümanlarına da çok büyük bir zarar verdi. Bundan sonraki algıları değiştirecek hamleler yaptı. Algıları değiştirecek bir icraat, geriye doğru bir yaşantı, bir eylem söz konusu. Amma bilinçli, amma bilinçsiz. Belli bir İslami görüşe sahip veya bu yönde inancını yaşamak isteyenlerin işi zor. Şimdi de zor, bundan sonra da zor olacak. Öyle görülüyor yani. Fakat bu işin doğrusunun bir takım hezeyanları dolaşıma sokanlar veya o hezeyanların doğru olduğu veya işte bunlar gerçekten bu tür saçma sapık fikirlerle falan evrilen, çevrilen bir toplum. İşte bunu tamamen temizlemeliyiz, yıkmalıyız, ortadan kaldırmalıyız falan gibi halledilecek bir konu da değil, sosyolojik bir konu. Yani sizin bugün Orta Doğu'da, sadece Orta Doğu değil, Asya'da, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada, Afrika coğrafyasında, sayısı 1 milyarla veya 1 milyarın biraz daha üzeriyle ifade edilen
İslam toplumuna, İslam toplumunu değiştirip komünistleştirmeniz filan söz konusu değil, olmayacak da zaten. Fakat onları belli insanların gerçekten amacı gayrimeşru tiplerin eline de bırakmamak icap ediyor. O amacı belli olmayan tiplerin anlatımları veya onların çarpık fikirleri de oradaki genel anlayışı göstermiyor. Genel anlayış o, budur manasına gelmiyor. Onun için herkes işine geleni işine geldiği gibi kullanıyor. Polemiklerden açılmıştı. Kavgayı iktidarın elinden almak lazım. Yani kimi düşünceleri kendimize saklayalım. Şu son işte polemikler. 9 Eylül, Vahdettin, Zakkum, Mehmet Ali Erbil, Tarkan, öbürü Beriki. Cehalete prim vermemeliyiz. Bunlar konuşularak, dolaşıma sokularak karşı tarafı veya bu fikirleri ortaya atanları mutlu ediyor. Onların hedefi bu zaten. Amaçlarına ulaşmış oluyorlar. Gündem oluyorlar. Siz ne kadar küfrederseniz küfredin. Kendi mecralarınızda böyle bir şey olabilir mi diye nutuk atarsanız atın. Kalite, Türkiye gibi ülkelerde özellikle yerini yavanlığa bırakınca ortalık sürüngenlere, asalaklara, yandaşlara, yalakalara kalır. Yaşar Kemal'in tabiriyle iyi insanlar güzel atlara binip gittiler. Demirin tuncuna, affedersiniz, insanın puştuna kaldık diyor. Bu akademide de böyle, siyasette de böyle, sosyal hayatta da böyle, cami kürsülerindeki hocaları itibariyle de böyle. Hemen her alanda böyle, gazetecisiyle de böyle. Erdoğan'ın uçağında cevapları sorulandıran tiplerin yaptıkları gazetecilik mi? Ve yine politika sahnesinde ortaya konulan kimi oyunlar, kimi dün dündür, bugün bugündürler, her sabah başka bir öğretiyle, başka bir anlatıyla güne başlamalar falan. Gerçek siyaset, politika bu mu? Bu mu? Bu olmalı mı? Herhangi bir profesör, doktor, titrili birinin herhangi bir akademik konuda ortaya attığı bir safsata ve bunun etrafında kopan tartışma, gerçek akademi, üniversite bu mu? Dikkatinizi çekerim. Son 4-5 yılda 4000 profesör atadılar. Ayıkla pirincin taşını. Ortalık bunlara kaldı. Elbette geneli temsil etmiyorlar. Fakat gündem belirleme güçleri var. Ve yarın öbür gün gerçekten düzgün bir sistem inşa edildiğinde, düzgün insanlar tarafından bunların sesi çıkmayacak, çıkamayacak. Bunların sesleri hiç kesilmeyecek. Ama bunları azınlığa düşürmek zorundasınız. Şu anda yani gündemi belirlemeyecek noktaya düşürmelisiniz. Kendi kovuklarına dönmeliler. Kendi hücrelerine dönmeliler. Bu fikirler hep var. Batı'da da var, dünyanın her yerinde var ama kafalarını kaldıramıyorlar. Türkiye'de duruma egemen olmalarının nedeni bu. Tıpkı devletin mafyalaşması, çeteleşmesi gibi, İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu çeteleriyle isminin anılması gibi. Taşları bağlarsanız itler serbest kalır. Tam anlamıyla durum böyle. Ortalık soytarılara kaldı. Ortalık soytarılara kaldı diye düzeni, sistemi, toplumu, neyse halkları, inançları, anlayışları ötekileştirmemek icap ediyor. Bu böyledir, zaten bunlar böyleydi falan dememek icap ediyor. Söylemeye çalıştığım bu. Evet. Enteresan bir haberle devam edeceğim. Siyasi gündem analiziyle ilgili araştırmalar ne diyor konusuna geçmeden önce TR724'te 12 Eylül 2022 dün tarihiyle çok enteresan bir haber yayımlandı. İhraç Yüzbaşı işkenceleri kayıtlara geçirdi. Doktorlar dudaklarını ısırıyordu başlığıyla. Haber şu, Oğuz Ayar imzalı. 15 Temmuz'un ardından eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk başta TSK mensupları ağır işkencelere maruz kaldı deniyor haberde. Ve bu işkencelerin bir tanık ifadesiyle de kayıt altına alındığı geçiyor. 15 Temmuz darbe gecesi komutanlarının talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na gelenlerden biri de işte bu tanık, İhraç Yüzbaşı Muhammed Ali Akyüz. 6 yıldır tutukluluğu devam eden bir isim, meslektaşı Yüzbaşı Ümit Berber'e bir mektup gönderiyor. O da Patreon hesabından paylaşıyor bu mektubu. Biz de böyle öğreniyoruz. TR724'te mektubun
hem orijinal olarak el yazısıyla yazılmış hali ve haberleştirilmiş hali de var. Burada özellikle Akın Öztürk'le ilgili bölüm dikkatimi çekti. Onu da böyle işaretledim. Diyor ki, bir ara üst rütbeli Orgeneral Akın Paşa olduğunu söyledikleri yaşlıca birini getirdiler. 8 kişi polis görevlisi, 2 kişi sağ kolunu, 2 kişi sol kolunu tutuyor. 4 kişiden ikisi arkadan, ikisi önden yumruklamaya başladılar. Kızı galiba bir askerle evli olan kişiye ağza alınmayacak küfürler ediyorlar. Kızını getirip gözleri önünde tecavüz edeceklerini söylüyorlardı. Bu tarz kızıyla, eşiyle ya da yakın akrabası bir kadınla tehdit edilen yüzlerce, binlerce örnekten biri daha. Son derece çarpıcı. Ayrıntılarını TR724'te okuyabilirsiniz. Dünkü manşet yayınında özellikle birinci tur, ikinci tur matematiği, Erdoğan'ın düşünceleri, yapabilecekleri, muhalefetin hamle becerisi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda konuştum. Onu oraya bırakarak devamla şunu söylemek istiyorum. Özellikle son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı epeyce belirginleşmiş durumda. Yapılan anketlerde Millet İttifakı'nı Cumhur İttifakı'nın önünde gösteriyor. Ve fakatı en son söyleyeceğim ama Ağustos ayında 14 genel seçim anketinin ortalamasına bir bakalım birlikte. Avrasya, Metropol, ORC, Optimar, Asal, PR vesaire gibi 14 şirket, Aksoy Araştırma, 14 şirketin genel seçim anketinin ortalaması alınmış ve bu ortalamaya göre Millet İttifakı bileşenleri neyse Cumhur İttifakı'na yani AKP artı MHP'ye 7 puan fark atıyor. Ortalama sonuçlara göre AKP'nin ortalama oy oranı 31, CHP'nin 27, İyi Parti'nin 14, HDP'nin 9,8, MHP'nin 7,4, DEVA'nın 2,4, Zafer Partisi 2,0 ki Ümit Özdağ son Suriyeli sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla Binde Birlik Partisi'ni %2'ye getirdi. Dikkatinizi çekerim. Yeniden Refah Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan oy oranı %1,1 ki o da Ahmet Davutoğlu'nun partisini yakalamış durumda. Gelecek Partisi 1,1, Saadet Partisi 1. Ama dikkat ediyorum. Memleket Partisi'nin falan bile oy oranları var ama altılı masadaki altı unsurdan biri olan Demokrat Parti'nin oy oranı yok. Yani hiçbir ankette de göremiyorum. Belli ki hepsinin altında veya artık değerlendirilemeyecek noktada. Neticede AKP artı MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı 38,6 olarak ölçülmüş. Millet İttifakı'nın oy oranı ise yani CHP, İyi Parti, Saadet, DEVA vesaire hepsini toplayın 45,8. Yani arada 7 puanlık bir fark var. 7 puan önde gibi görülüyor. Fakat dünkü yayında da altını çizdiğim gibi bir kere daha altını çizeyim. Erdoğan 30'larda, 35'lerde, 40'larda olabilir. Fakat bir blok olarak hareket ediyor. Ve karşısındaki kendinden daha büyük bloku bölmeye çalışıyor şu anda. Kürt oylarını zaten sandıktan uzak tutmaya, en azından Millet İttifakı'nın içinde tutmamaya çalışıyor. Veya Millet İttifakı onlara destek vermesin. Veya Kürt oyları Millet İttifakı'na yönelmesin. Veya Millet İttifakı'nın ortak adayına yönelmesin gibi bir tavır içerisinde. Bunda da şu ana kadar başarılı oldu. Kabul edelim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme turuna çıkıyor ama yani Allah aşkına 28 Şubat'la şunla bununla helalleşeceğini ki o zaman da zaten CHP falan var belki ama yani Kemal Kılıçdaroğlu yok. Sorumlu mevkide değil. Kendi sorumlu mevkide olduğu döneme ilişkin konularla ilgili olarak helalleşme turuna çıksa iyi edecek. Roboski ile ilgili falan mesela helalleşme veya Şen Yaşar ailesine gidiyor falan ama yani o konularda bir sorumluluğu yok. O işin sorumlusu, o işin faili kendisi değil ama faili olduğu şeyler var. Mesela Selahattin Demirtaş'ın cezaevine gönderilmesi, dokunulmazlık dosyalarına evet dedi. Önce Edirne cezaevine gitmesi lazım. Bir Demirtaş'la veya ailesiyle helalleşmesi gerekiyor. Yine Yenikapı'ya gitti 15 Temmuz'dan sonra. Bu konuda bir şey söylemesi icap ediyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP %40'a düşmüşken, tek başına iktidarı kaybetmişken gitti AKP ile bir ay istikşafi denilen koalisyon görüşmeleri yaptı. Bu konuda gene tabanıyla veya toplumla helalleşmesi gerekiyor. Ama şu ana kadar gördüğüm o ki kendi sorumluluğu olmayan alanlarda, kendisinin aktörü olmadığı konularda bir helalleşme meselesi içerisinde. Bunun da altını çizelim.
Adaylarla ilgili çokça konuşacağız, öyle görülüyor ama şu anda adaylar henüz Kemal Kılıçdaroğlu dışında yapacaklarını, yol haritasını, vaatlerini en azından şimdiye kadar bir bölümü itibariyle ortaya koyan çıkmadı. Onun dışında ortaya koyan çıkmadı. Adaylar ortaya çıktıkça elbette bunların değerlendirilmesi de söz konusu olabilir. Ergun Babaan demiş ki, Ergenekon kendisini muhalefet ve medyada güçlü şekilde tahkim etti. Burada Ergenekon kelimesine tam olarak katılmıyorum. Çünkü Ergenekon'dan kastedilen geçmiş Ergenekon yargılamalarında yargılanan bir örgüt veya onun mensupları kastediliyorsa, bugün bu cephe, iktidarla birlikte hareket eden cephe, işte medyasında, siyasetinde, muhalefetinde neyse, son derece geniş bir cephe. Yani AKP'den unsurlar var, MHP'den unsurlar var, derin devletin farklı kollarından unsurlar var, geçmişten geleceğe görevli görevlendirilmiş, elbette yurt dışıyla da belki irtibatlı, alışveriş içerisinde olan gruplar, kişiler, isimler olabilir. Son derece geniş bir örgütsel yapılanma söz konusu. Türkiye'nin Enerji Bakanı demiş ki, 2 sene önce 1000 metreküp doğalgaz 150 dolardı. Şimdi yaklaşık 2500 dolar. Türkiye donacak. Gazı bulursa yüksek fatura ödeyecek. Gazı bulamazsa donacak. Böyle bir durum var. Ama parası olan Avrupa gazı da bulamayacak gibi görülüyor. Çünkü Doğu Ekonomik Forumu Genel Kurul toplantısında Vladivostok orada konuştu. Putin ve dedi ki, gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlayamayacağız ki Avrupa pek çok ülkesi itibariyle Rus doğal gazına bağımlı. Hiçbir şey sağlayamayacağız. Batı donmuş olacak dedi. Avrupa bu kış donmuş olacak. Bu çok çarpıcı bir sonuç. Geçtiğimiz hafta başında Almanya enerji alanında tasarruf tedbirlerini yürürlüğe koydu. Artık işte termometre derece sınırlandırması geldi. Işıklandırmalarla ilgili sınırlamalar, kısıtlamalar geldi. Umarım bu kısıtlamalar yararlı olur. Almanya'nın %82 depolardaki gaz stoku söz konusu. Bu %82 gaz stoku kışı atlatmaya yeter mi? Kuzey akım, işte boru hattı zaten 2 numaralı yeni yapılan boru hattı açılmamıştı. İlk numarada yani kuzey akım 1 hattı da kapatıldı. Ve artık nasıl yürüyeceği, mevcut kaynakların yetip yetmeyeceği, depodaki gazın ne zaman biteceği belirsiz. Bu Almanya özelinde, ki Almanya gene belki biraz daha iyi durumda olabilir ama diğer ülkeler. Mesela %100 Rus gazına bağımlı olan Çek Cumhuriyeti ne yapacak gerçekten bilmiyoruz. Önümüzdeki Kasım-Aralık ayından itibaren Avrupa'daki gaz krizini, soğukla mücadeleyi yakinen hissedeceğiz ve göreceğiz. Bir anlamda soğuk savaş. İliklerimize kadar işleyecek. Yani teknik anlamda da kelimenin tam anlamıyla bir soğuk savaş söz konusu olacak önümüzdeki kış. Rusya demişken Rus mahkemesi vatana ihanet suçundan eski bir gazeteciyi 22 yıl hapse çarptırdı. Ivan Safronov isimli. Bu gazeteci Rusya'nın NASA'sı diyebileceğimiz bir uzay ajansı Roskosmos'da çalışmış ve burada çalışırken bilgileri Çekya gizli servisine servis etmiş. Suçlama bu. Fakat biraz önceki açıklamayı yaptıktan sonra Putin'e bu konu soruluyor o toplantıda. Rusya'da bir Rus gazeteci Putin'e soru soruyor. Ve diyor ki işte ülkenizde basın kuruluşları kapatılıyor. Yani ülkemizde daha doğrusu Rusya'da ülkemizde basın kuruluşları kapatılıyor. Böyle bir gazeteci işte cezaevine atıldı vesaire. Ne diyorsunuz falan. Onun üzerine de Putin cevap veriyor ve diyor ki işte yargılama sonucu mahkum edildiğini, gazetecilik faaliyeti olmadığını falan söylüyor. Tahmin edeceğiniz gibi. Ama diyor yani yargılama devam ediyor. Unsurlara bakılır, tekrar ele alınır, değerlendirilir. Bu yargının konusu vesaire gibi şeyler söylüyor. Yani ben bu koltukta oturduğum sürece falan gibi nutuklar atmıyor. Kommersant gazetesi de daha önce bu gazetecinin çalıştığı gazetede ertesi gün bu gazeteciyle dayanışma içinde bir yazı kaleme alınıyor ve arkadaşlarının arkasında olduklarını falan söylüyorlar. Bütün bunlar Rusya'da oluyor.
Yani Putin'e böyle bir soru sorulabiliyor. Putin bu soruyu terslemeden olması gerektiği gibi kendince politik bir cevap veriyor. Bu gazetecinin eski gazetesi de gazeteciye sahip çıkıyor falan ve bütün bunlar Rusya'da oluyor. Sonra da Rusya'ya diktatör diyorsunuz. Enteresan yani, gerçekten son derece çarpıcı bir konu diyor ve bugünkü manşeti de noktalıyoruz. Eğer beğendiyseniz like'lamayı ihmal etmeyin. Yayınlarımızı anında takip edebilmek, yayınlandığı anda haber almak ve yayınlandığı anda taze taze sıcağı sıcağına izlemek, haberdar olarak telefonunuzdaki bir bildirimle haberdar olarak izlemek istiyorsanız aşağıdaki abonelik tuşuna tıklayın, bildirimleri açın. Ve aşağıya yorumlarınızı da yazın. Hepsini okuyorum. Hepsini okuyorum. Ses kötü diyen falan yorumlar görüyorum bazen tek tük. Ses gayet iyi, ortalamanın da üzerinde. Bizim yayınlarımızda, özellikle benim yayınlarımda ses konusu benim görüntü kadar titiz olduğum bir konu. Sesin pürüzsüz olduğu ve eşdeğer yayınlara göre daha ortalamanın az üstünde bir güçte olduğu konusunda yaptığım testler bana böyle söylüyor. Onun için her şeyi okuyorum, emin olun. İngiltere ile ilgili özel bir yayın yapmamı isteyenler var. İngiltere yasta malum 19 Eylül'de Pazartesi günü Kraliçe son istirahatgahına uğurlanacak. Şu anda Edinburgh'da ve yarından sonra hava yoluyla Londra'ya getirilecek. 4 ya da 5 gün katafalkta halkın ziyaretine açılacak cenazesi. Bütün BBC yayınları yıkılmış durumda. Bu konuyla ilgili canlı yayınlarla analizleri, yorumları peş peşe takip etmek mümkün. Açık söyleyeyim, ilk 3-4 gün çok yoğun, 24 saat neredeyse takip ediyordum ama son günlerde bunun seviyesi biraz düştü. Çünkü çok tekrar oluyor. Ayrıca da ben İngiliz vatandaşı olmadığım için, bu kültürden de gelmediğim için kraliçe ile böyle bir insibağım yok. Ondan dolayı başkaca da bir haber yoksa çok fazla eskisi gibi BBC'yi takip etmiyorum. Bu belli ki birkaç gün daha devam edecek. Aşağıdaki yorumları okuyorum. Yani sizi çok monark gördüm. Siz de işte kraliçeci olmuşsunuz falan gibi yorumlar da görüyorum. Ben bu yayınları yapacağım. Söylemem gerekeni söyleyeceğim ama bir konuda bir fikir ifade etmeniz sizi ondan yapmaz. Türkiye'deki genel rahatsızlık da bu. Yani siz diyorsunuz ki filanca ya cezaevinde işkence yapılıyor. Aman bak yani. Neredesiniz kurum, kuruluşlar, uluslararası kuruluşlar? Ha, sen de onlardan mısın? Hemen akla bu soru geliyor. Ya da bir şey söylüyorsunuz. Mesela diyelim ki siyasette bir A partisini eleştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki sen herhalde B partisine çalışıyorsun. C partisiyle ilgili olumlu bir şey söylüyorsunuz. Ha, demek ki sen onlardansın falan. Bu dünyada var böyle bir rahatsızlık ama bizim toplumda çok çok daha yüksek. Böyle gerçekten kimliğe bakıyor, laflarınızın arkasındaki filan şeylere bakıyor. Benim o anlamda yani kral, kraliçe, demokrasi, sistem vesaire neyse o anlamda bir rengim yok. En azından böyle söyleyeyim. Anlamaya çalışıyorum, anlamlandırmaya çalışıyorum. Hiçbir şey siyah veya beyaz değil. Bütün konuları da bu şekilde takip ediyorum. Bir konuda olumlu bir yorum yaptığımda onlardan olmadığım gibi olumsuz bir yorum yaptığımda da onların düşmanı değilim. Ama ben bunu ne kadar anlatırsam anlatayım, ne kadar altını çizersem çizeyim, yorumlar bu minvalde gelmeye devam ediyor. Çünkü bunu dinlememiş insanlar ya da yeni keşfetmiş insanlar bir yorum yakaladığında veya bir analiz tespit ettiğinde hemen altına yapıştırıyor kimliğimizi tırnak içinde. Olsun, ne yapalım, bunu anlatmaktan bıkmayacağız. Küfür, hakaret, aşağılama içermedikçe de bu eleştirileri olgunlukla karşılayacağım ve her defasında cevap vermeye çalışacağım. Evet, yorum bırakmaktan açılmıştı laf. Aşağıda yorumlarınızı hepsini satır satır okuyorum. Cevap vermem gerekirse cevap veriyorum ama buna fazla vakit bulamıyorum ama hızlıca okuduğumdan, yüzlerce yorumu hızlıca okuduğumdan şüpheniz olmasın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.